Öncelikle yepyeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Keyiflerimiz nasıl? Süper, harika. Uçuyoruz, ayaklarımızı yerden kesiyoruz. Benim isim Eser Aksan Erdoğan, kaptan pilotum. 330'da uçuyorum. 12 senedir bu meslekteyim. İsmim Emre Özel. 2017'de uçuş okulundan mezun oldum. Bir yıldır uçuyorum pilot olarak, ikinci kaptan olarak uçuyorum. Antaralıyım doğma büyüme. O yüzden çok uzun yıllar turizm sektöründe çalıştığım için sürekli havalimanındaydım. Uçakları görüyorduk, pilotları görüyorduk havalimanında. Dedim ki bu mesleği kesinlikle yapmalıyım. Çocukluk hayalimdi zaten. Şu anda da özel bir havayolu şirketinde uçuyorum yaklaşık 9 yıldır. 737-800 uçağıyla uçuyorum. Toplam 6000 saat uçum var. 1990 senesinde Hava Harbi Okulu'ndan mezun oldum. Askeri nakliye uçaklarında CH-30'larda uçtuktan sonra sivil hava uçağına geçtim. Pilotluk, öğretmen pilotluk, kontrol pilotluğu vesaire yaptım. Şu anda özel bir uçak uçuruyorum. Havacılık konusunda podcast yapıyorum. Evet, bir yandan da podcast yapıyorsunuz gerçekten. Evet, kaptanınız evet. Konuşuyor, tavsiye ederim. Şimdi biliyorsunuz ki dünyada birçok insan uçmaktan korkuyor. Bunun öyle üzerine mi? Terapiye gidenler var. Kimileri sadece ilaç alarak uçağa binebiliyor vesaire. Ama şöyle de bir bilgi var. Araştırmalara göre bir uçak kazasına denk gelme ihtimalimiz 11 milyonda sadece birmiş. Bir, doğru. Ya çok düşük bir oran yani aslında. Niye ürkütücü geliyor size insanlara uçakta uçmak? Bazılarını sorduğumuz zaman uçağın kendi kontrolü olmadığı için korkuyorlar. Mesela arabada kendi kullanırken korkmaz ama arabayı başkası kullandığı zaman korkarlar. Uçakta da o şekilde. Merak ediyorum onun tarafta neler oluyor diye. Ya bence insanlar için ürkütücü olmasının sebebi ne kadar güvenli olduğunu bilmiyorlar. Biraz bilgisizlikten dolayı oluyor. Anlamadıkları bir şey olduğu için hani insan için doğal bir şey değil. Hani evet. Yürümek doğal bir şey, arabada olmak da doğal bir şey oluyor. Yüzmek doğal bir şey. O yüzden belki teknede olmak doğal bir şey oluyor ama uçmak hani insana aykırı olduğu için belki o yüzden o havada olma hissi mi şey yapıyor biraz? Ya hem kontrol edemedikleri bir şey, hem kapalı olan bir şey. Kapalı bir alanda kontrolün kendisinde olmamasından kaynaklanan bir korku oluyor. Aslında gece yataktan düşerek ölme ihtimaliniz uçakta ölme ihtimalinizden daha yüksek. Ama baktığınızda işte bir şey oluyor ve ne onları bekleyen son ne olduğunu bilmiyor olması. O bilinmezliğin yarattığı bir şey var. Kapalı bir yerler. Kontrol onlarda değil. Ve hayatını birilerine teslim etmişler. Gidiyorlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizinle dizi ve filmlerdeki pilot, uçak ve hava alanı hayatıyla ilgili sahnenizi izleyip yorumlamanızı rica edeceğiz. Harika. Bunu bekliyordum ben de yıllarca. Evet. İzliyor musunuz böyle pilot odaklı filmleri, dizileri? İzliyoruz. En kolay karar verdiğimiz, yargıladığımız, çamur attığımız kısımdır o yüzden. Hazırım. Hazırım. Elimde kürek bekliyorum. Good morning ladies and gentlemen. I'm Captain Whittaker. If you look up you'll see me here in the forward galley. I'll wave to you. Zaten burada başladı alkol almaya. The bumps this morning. I'm gonna ask you just to stretch out and relax. Air might get a little cranky, so we're gonna ask that you remain in your seats with your seatbelt securely fastened around you. We won't have beverage service today, but the flight attendants will be going through the cabin with water and with snacks. Have you on the ground in Atlanta? 40 minutes. Thank you. Alkol alma durumu kesinlikle yok. Kesinlikle yok. En çok kontrol edilen şeylerden bir tanesidir. Üzerinde en çok durulan şeylerden bir tanesidir. Normalde alkol 24 saat öncesinden bırakmak gerekiyor. Ve kitapta söylenen bu. Ve insanın tabii ki de bünyesinden bünyeye göre değişiyor. Bu yaklaşık 10 saatte aldığınız alkolün değerine göre kandan temizleniyor. Ve bizler pilotlar olarak, daha doğrusu kabin memurları da aynı şekilde, herhangi bir havalimanına gittiğimizden veya kendi uçuşumuza giderken hiç haberimiz olmadan bizi bazı uyuşturucu ve alkol testine tabi tutuyorlar. Bunun şey gibi, normal otomobili kullanırken gibi 50 promil gibi bir sınırı yok. Eğer alkol varsa işinizi direkt kaybedersiniz. Yani bunu kimsenin riski alacağını düşünmüyorum. Park sahasına gireceksiniz, karışık bir park sahası var. İşte insansınız, hata yapıyorsunuz, sahayı karıştırıyorsunuz, hemen kaptan sarhoştu derler. En ufak bir şeyde gelip alkol kontrolü yaparlar. En ufak bir şeyde. Diğer tarafta anons, artık böyle bir anons yok. Kaptan çıkıp da bu tür anonslar artık bu kabinin işi, kabinin ekibinin işi. Dolayısıyla kabin amiri veya ilgili kabin memuru tarafından yapılan bir anonstur bu. Amerika'da bu yapılan bir şey bu arada. Hani biz orada birkaç kere yolcu olarak da uçtuk. Hani orada kapı açıktır, kokpit kapısı açıktır. Yani uçağı hazırlarken pilotlar falan. Hani bunlar çok normal şeyler. Avrupa'da da bu arada görebilirsin bunu. Türkiye'de çok daha katı kurallar var. Yani belki rahatlatmak için kaptanları yapıyor olabilir ama normalde dokümantasyonda yazan yasak. Biz ilk yolcu binmeden önce kapımızı kapatırız, son yolcu iner, kapımızı öyle açarız. Yolcular hiç yüzde gelmiyor. Aynen, prosedür bu, aynen. Zaten yolcu binmeden önce gireriz kokpite ve kapımızı kaparız, kitleriz. Sadece kapatmayız. Kazayla bile giremezsiniz içeri. Zaten kazayla girmeye kalksanız uçağı kaçırıyorsunuz deriz. Hemen paketlerler. Geçiyoruz hemen ikinci filmimize. Sully filminden bir sahne izleyeceğiz. Aa, o film de çok güzeldi. Birds.
Ah, oh, bir pilotun en büyük korkusu. En sevmediğimiz şey kuş motora girmesidir. Mesela böyle bir anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şu an çift motor gittiği için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Aslında çok da yapılacak bir şey yok. Yani onun için bir özel bir manevra yok. Kuş çarpar çarpmaz inmeniz gerekiyor geri. Her ne kadar paller onları hani motora değil de dışarı doğru atacak şekilde dizayn edilmiş olsa da onun da bir sınırı var yani. Palin de bir çok sınırı hızlı var. Bir de giriyor vesaire. Çok hızlı giriyor ve görüyorsunuz motoru dağıtıp da çıkıyor. Evet. Hiç istemediğimiz bir şeydir. İki motora birden girmesi. Tek motora gittiği zaman tek motorla gidip tekrar inme şeyimiz var ama çift motora gittiği zaman süzülme açısıyla beraber en yakın yere inmeniz lazım. Uzatılmış tek motorla uçabildiğin süreler var. Yani 180 dakikaya kadar sen tek motorla bir yere gidebiliyorsun. 180 dakika az değil yani. Lots of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds, we've lost thrust on both engines. We are turning back towards the Guardia. Süzülüyor zaten. Hani uçakların motorunu kaybettikten sonra direkt zank diye düşmezler. Okay, which runway would you like to take, bro? Go ahead, try number one. Şu ana kadar doğru. Şu ana kadar her şey normal. Yani olması gerektiği gibi. İşte bunda karar verme aşaması artık. Çünkü çok az zamanı kaldı. Çok evet. Az bir irtifası var. Diğer yerlere gidemez çünkü manialar var. Daha doğrusu engeller var. İnsanlar yaşıyor orada. Siz eğer yüksek irtifadaysanız sıkıntı yok. Çünkü her zaman irtifayı sürata dönüştürebiliriz. Ya da irtifayı mesafeye dönüştürebiliriz. 35 bin irtifada ben çift motorumu kaybedeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Gider yani onlarca, yüzlerce meydan var gider birine inerim. Ama 1300 fitte, 1000 fitte kalkış sonrası iki çift motor arızası demek uçağa daha fazla irtifa kazandıramazsınız. Hemen inmeniz gerekiyor. Hala tüylerim diken diken oluyor bunu izlerken. Bu arada çok büyük bir karar değil mi? Tabii yani, tabii çok büyük bir karar, müthiş bir karar. Bayağı şehrin ortasındaki nehre inelim diyorsunuz. Kesinlikle öyle yani. Ve nehri inerken bu kadar başarılı olup olmayacağı da aslında tabii. Hiç belli değil ve bugüne kadar hiç denenmemiş bir şey bu. O yüzden müthiş ya, bir karar ve müthiş bir pilotaj karşınıza. Yani müthiş bir pilotaj. Evet. Bir pilotun başına gelebilecek en kötü şeyin en başarılı şekilde yönetilmiş hallerinden bir tanesidir. Şunu söyleyeyim, biz havacılar bütün hayatımızı böyle bir şey meydana gelirse bunu nasıl yönetiriz? İnanılmaz bir başarı öyküsü bu havacılık tarihi için. Hem bir yandan şanslılar çünkü biraz irtifaları da var. Gene de çok başarılı. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, normalde bir inişte tam olarak uçağı düz indirmesen de çok rahat bir şekilde inersin. Mesela bir teker hafif yukarıda kaldı, işte sağ kaldı, sol kaldı, çok hafif yatış yapılmış olabilir, rüzgar olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama sen bir nehre inerken en ufak bir şekilde bir yatış yaparsan o kanat o suya girdikten sonra zaten kurtaramazsın yine. Ladies and gentlemen, this is your captain Murat Atakan Günakoğlu speaking. Welcome to flight TK999 non-stop to Istanbul. Oh yeah. Hocam sesiniz çok erotik. Nasıl yapıyorsunuz öyle? Zamanla öğreneceksin. ben de bir tane yapabilir miyim hocam? Yavrum bak acele etme. Sesindeki en ufak tedirginlik içeride olumsuz etki yaratır. En son cümle çok doğru. Sesteki tedirginlik içeride olumsuz etki yaratır. Zaten yolcu rahatlamak için bizim sesimizi duymak istiyor. Evet, pilotların bu konuşması böyle birazcık tartışılıyor. Telsizden o ya. Telsiz güzel çıkıyor. Ya komik yani ya çok güzel anons yapan pilotlar var. İnanılmaz güzel yapanlar var. Ya ben mikrofona konuştuğum zaman ses bana geliyor. Ben anlıyorum ama arkanın anlayıp anlamadığını, oradaki ses sistemini bilemiyorum ki. Evet, o zaman... Hoparlörden kaynaklı diyelim yani. Kesin hoparlörden kaynaklı. Ama ne bileyim o mikrofon eline geçince herhalde insanların böyle bir sesine... Böyle bir cool bir tavır oluyor genelde. Cool bir iş yapıyoruz. Belki onu evet, da alabilir mi bilmiyorum olabilir. Ama... Nedir bu mikrofonu aldığımızda böyle değişik erotik ses tonları bir şeyler? Yani büyük bir havalara giriyoruz böyle. Nedir bunlar yani? Duygunuzu hissettirmemek için olabildiğince böyle duygusuz bir şekilde konuşmanız gerekiyor. O da biraz seksiliğe mi kayıyor artık bilmiyorum yani. Evet, mikrofonu aldığımız zaman bir sevdamız var. Onu bilmiyorum. Böyle bir halka sesleniş diyelim artık. Ama bununla ilgili bir eğitim almıyoruz aslında. Hep böyle bilmiyoruz. Evet, eğitim almıyoruz. Sadece bunda havayolu size diyor ki A noktasına, B noktasına giderken minimum şekilde şuradayız, buradayız, buraya gidiyoruz gibi böyle minimum yolcuya bilgilendiriliyor ama bazı abilerimiz sağ olsunlar çok seviyorlar hani böyle işte birbirinden değerli güzel ekip arkadaşlarımızla beraber işte güzel İzmir'imizden kalkışımızı evet, gerçekleştirdik evet, gibi evet. Böyle süslü cümlelerle de
şey yapabiliyoruz, ses tonu artık kişiden kişiye göre değişen bir şey. Bazen öyle ses tonları olanıyordu ki şöyle bir şey denk gelmişti. Yolcu bak o ses sizden mi geldi dedi ya, şeyi de beğenmiyorlar. Bu ses bundan geldi tipe bak gibi hani öyle, öyle şey yaptı da oluyor yolcuların ya. Tabii. Evet, yine Uçuş Flight filminden bir sahne izleyeceğiz. How can anybody sleep like that? I don't know. And how long has Sleeping Beauty been out? 26 minutes. Evet, 26 dakikadır havadalar ve kaptan pilot uyuyor orada. Şöyle çok yorgun olduğumuz zamanlar, 4-5 günü üst üste uçtuğumuz zamanlar ve gece dediğim gibi o hani biyoritmin düştüğü zamanlar bir uykuya ihtiyacımız oluyor. Çünkü yarım saatlik bir uyku bilimsel olarak 2 saatlik bir uyanıklık sağlıyor size. Birincisi havacılığın en büyük risklerinden bir tanesi yorgunluk dediğimiz faktör. Basit bir örnek vermek gerekirse mesela yataktan kalktınız, uykudan uyandınız. 18 saat sonra hiç uyumadan 18 saate geldiğinizde reflekslerinizdeki bozulma 2 katı ya da daha fazla oluyor. Yani kanınızda 85 promil alkol varmışçasına bir bozulmaya maruz kalıyorsunuz. Bakın araba kullanmanın limiti 50 promildir. 85'e ulaşıyorsunuz. Kontrollü bir şekilde dinlenebilirsiniz ama bu böyle dalmak, horlamak falan değil, bu kadar değil. Bu yarım saatle sınırlı. Gerçekten kendinizi kötü hissediyorsunuzdur. Hakikaten uyumazsanız daha büyük problemler olacaktır. Ama böyle 2 saatlik uçuşta olmaz. Genellikle yer uçuşları dediğimiz yani daha fazla 8 saati aşan uzun uçuşlarda oluyor. Kimi zaman gerçekten öyle derin uyku uyunabiliyor ama herkes uyumuyor tabii. Kokpitte bir kişi uyuyor. Yatağa giriyorsunuz, bir saat sonra uyanacağınızı biliyorsunuz. Uyuyabiliyor musunuz? Yok. İşte sorun orada zaten hani. Zaten yarım saat sonra uyanacağım. Ha işte ya, yani. Şey ya o zaman da onun psikolojisiyle uyuyamıyorsun. O yüzden hani bu çok gıcık bir şey yani evet. Hani. Peki oturduğunuz yerde mi uyuyorsunuz orada? Ya bizim koltuklar bayağı rahat aslında ve böyle arkaya direkt atabiliyoruz. Ama yani mesela şu anki uçtuğum uçakta crew rest diye bir şey var. Arkada yatak var bize. United 93 isimli filmden bir sahne izleyeceğiz. Hemen burada girmek istiyorum konuya. Durdurdum. Hemen duralım. Bir kere dışarı çıkıp kontrol etmek ister misin diye bir şey yok. Zaten kontrol etmek zorundayız. Biz de şöyle yapıyoruz bu iş bölümünü. Böyle biraz hani bilgisayar olarak da benim. Uçuşta öncesinde kararlaştırıyoruz. Bu bacağı kim uçmak ister? Yani mesela Antalya, İstanbul bir bacak diyoruz bunu. Bununla ilgili çok da yolcu esprileri de vardır anlatırım. Uçmayan taraf gidip uçağın etrafında bir kontrol yapmak zorunda. Uçakla ilgili herhangi bir şey varsa bunu tekniğe bildirmek zorunda. Uçağın uçuşa el verimli olup olmadığını zaten kontrol etmemiz gerekiyor. Yani çok bariz bir şekilde bir arıza olabilir, bir kaçak olabilir. Uçağın süretini ölçen küçük tüpler var. Onlar tıkalı mı? Onlar tıkalıysa mesela içerisine hatta öyle bir kaza var. Bir tane arı yuva yapıyor. Unreliable speed diyoruz biz, air speed diyoruz. İki kaptanın da birbiriyle sürat saatleri birbirini tutmuyor. Hangi süratte olduklarını bilemiyorlar, tayin edemiyorlar. Evet. Daha sonrasında kazaya sürükleniyorlar. Evet, yakıtçıyla konuşuyor. Daha önceden biz bildiriyoruz şu kadar yakıt istiyoruz diye kendilerine. Onlar da dolduruyorlar. Bazı yerlerde biz kendimiz onlar takıyor biz basıyoruz switchlerini. Evet. Bazı yerlerde de anlaşma olduğu yerlerde de onlar kendileri yakıtları dolduruyorlar. Bu Eylül 11 olaylarından önceki yöntemlerden bir tanesiydi. Kokpite giriş o zamanlar kapı kilitsiz uçardık. Kabin ekibinden biri vurunca bir aramızda sinyal belirlerdik. Bir şifre gibi. Evet, aynen öyle belirlerdik. Yok artık bu. Tarih oldu. Kokpite girmek için birkaç tane yöntem var. Eğer emergency bir durumu olduysa, acil bir durum, kodu girebilirler. Ya da bizi arayabilirler direkt olarak. İnterfon dediğimiz bir telefonla direkt içeri arayıp bir özel bir kodumuz var. O kodu söylerler. O kodu söyledikleri zaman biz bakarız orada ekrandan ve öyle açarız kapıyı. Havayolu şirketinin müsaade etmediği kimse kokpite giremez. Onun da yazılı müsaadeleri falan olması gerekiyor. Havayolu şirketlerin bu konuda kuralları var. İzinsiz sokmanız sizi şirketten atmalarına sebep olur. Çünkü veya hostes de girebilir. Onlar girerler. Görevli olanlar girerler. Ha. Ekip haricinde kimse giremez. Başka pilot dahil buna. Evet, devam edelim o zaman. Yine Uçuş, yani Flight filminden bir sahne. Everybody's belted in. Are we going down? Belted in. We're in. Everybody in brace positions. Yes, that is affirmed. We are in a dive. We are in a dive. We have lost
Vertical control. We're gonna need drag. I want you to throw out everything you got. Oh Lord, we're coming out of 7,000. I see nothing but acid. Evan, listen to me. When I say I want you to retract the flaps, retract the gear. Kaptan çok rahat, gördüğünüz üzere sanki hiç uçak öyle dalışta değilmiş gibi çok rahat. O biraz şey olmuş. Alkolün etkisi de olabilir. O da olabilir. O vermiş olabilir. Rahatlık da olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Oraya bağladığınız orayı. Fazla rahat yani. Trevor. Say I love you, Trevor. Black box, say I love you, Trevor. I love you, Trevor. You be a good boy. Mommy loves you. Okay, şu anda konuş, voice recorder kaydediyor ya şu anda. Kaza, kırım olaylarında incelenen bir şey. Ne renktir aslında o, biliyor musunuz? Turuncudur. Kara diye biz aslında hep biliriz aslında ama. Aslında turuncudur rengi. Kara olmasının sebebi kötü haber verdiği içindir. Hmm. Ondan kara kutu deniyor. Uçağın da arkasında bulunuyor. Belli bir işte mesela deniz dibine düştüğü zaman işte 30 saate yakın yayın yapıyor gibi siz oradan buluyorlar. Aslında ondan. Aslında turuncu rengi. Teori olarak evet ama pratik olarak bu uçaklarda imkansız. Çünkü taşınma olmaz kanatların üzerinde. Bu biraz... Yok artık dediğimiz bu sahnelerden bir tanesiydi bizim için açıkçası. Çok tartıştık bunu hatta uçuşlarda. Olur mu? Yok olmaz yani. Evet. Buraya kadar bir daha konuşmak için çok enteresan bir sahne izledik çünkü. Çok enteresan bir sahne izledik. Bunu normal yolcu uçaklarıyla yapmak mümkün değil. Çünkü uçaklar ters uçtuğunda farklı sistemler devreye, farklı şeyler devreye giriyor, farklı fizik devreye giriyor. Askeri uçaklarda yapıyorlar zaten biliyorsunuz. Evet. F-16'larda, F-4'lerde, o tarz uçaklarda kanat yapısından dolayı. Bu kanat yapılarında bu imkansız. Airbus'u ters çeviremezsin çünkü onun engelleyici sistemleri var normal şekilde. Ama bir Boeing'i ters çevirebilirsin. Döndürebilirsiniz bu uçağı. Ve uçak tersken de kaldırma kuvveti üretebilir. Aslında bizim basic olarak kanatlarımız kaldırma kuvvetini üretiyor. Burada belli bir dereceye getirirseniz ters bir şekilde yine bu şekilde de kaldırma kuvveti üretebilirsiniz ancak çok zor bir manevra ve uçağın dediğim gibi limitleri var. Bizim uçaklarımız normal pozisyonda, normal vektörde uçmak üzere dizayn edilmiş. Bütün hidroliği, yağı, yakıtı o şekilde dizayn edilmiş. Ters çevirdiğinizde bunlar değişiyor. Negatif G dediğimiz kavram devreye girmeye başlıyor. Negatif G içinde limitimiz var. İşte flaplar varsa ya da yoksa eksi 1'e kadar daha üstüne çıktığınızda uçağın uçabilirliği ortadan kalkıyor. Geçiyoruz bir Türk filmine. Çok film hareketler bunlar filminden. Bir sahne izleyeceğiz. İyi yolculuklar, iyi yolculuklar. Yolculuklar. Kaptan, yakıt full, göstergeler açık, otomatik pilot devrede. Hep böyle bir yolcu vardır ya zaten. Bir kırmızı ışık yanıyor, o ne? Attitude, attitude. Güzel, bozmayın, süper. Böyle devam, bu iyi. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Acil çıkış kapı sorumlusu Mete Yıldız. Beyefendi, İyi yer misiniz? Lütfen yerinize geçer misiniz? Güzel yakalamışlar. Acil çıkışlarda görevlendirilen yolcular var ya, acil çıkışta oturmanız o kapının tahliyesiyle ilgili görev almanız demek. Biraz abartmış tabii. Güzel abartılmış. Konuya güzel dikkat çekilmiş. Evet. Böyle farklı yolcularla karşılaşıyor musunuz? Böyle enteresan tipler. Ben neden kargoya geçtim sanıyorsunuz? Evet. Tekrardan Flight filminden bir sahne izleyeceğiz. We're at a positive rate. Bazılarına cam sileceği var mıdır? Garip gibi geliyor olabilir. Var. Bazı uçaklarda var. Bu biraz yolcuyla dalga geçmek gibi olmuş, o biraz olmamış. Gayri ciddi bir konuşma olmuş yolcuya. Ya yolcuya çünkü bunları söylememek lazım. Özellikle mesela ön tarafta bir motor olmasa bile biz size belli etmiyoruz. Orada her şey günlük güneşlik zannediyorsunuz ama biz aslında bir motora kalmışız orada. Bunu hem ses aynen öyle. Hem ses tonumuza yansıtmamamız lazım. Ama anonsumuzu ona göre yapmamız lazım. Sağanak bir yağmur var orada. Oradaki kalkışta öyle bir şeyle karşılaşabilir. Kalktıktan sonra bazı hava olayları var. Onlarla karşılaşılır. Şiddetli türbülansla karşılaşılabilir. Mantıklı. Otopilota girmek istemeyebilir. O da mantıklı. Hani iş yükünüzü azaltmak amacıyla otopilotu koyarsınız ama otopilot demek hani ben yan gelip yatıyorum o kendi kullansın da değil. Öyle tamamen... bir intiba var bu arada. Evet. Öyle bir şey var. Biliyorum evet. Siz ne yapıyorsunuz? Geek'ten düğmeye basıyorsunuz. Zaten uçak kendi gidiyor evet. Diye. Biz mesleki olarak çok toplum içinde şaka yapılıyor bize. Ama otopilotu da aslında sizler yönlendiriyorsunuz. O siz ne dersiniz onu yapıyor aslında. Yok ki işte şu otopilot bu. Yani ona basınca gidiyor mu? Tabii. O butona basınca gidiyor. Evet ama o butona basan parmak var ya, onun arkasında benim için 36 sene var. 36 sene ben o parmağı eğittim o butona bassın diye. Pilotluk otopilot aldıktan sonra başlıyor. Çünkü mesela düz uçuşta 1 saatte bir biz emergency yerleri kontrol ediyoruz. Nerede? Amsterdam'a doğru gidiyorum. Yol boyu acaba motorumu kaybedersem şuraya inebilir miyim? Buraya inebilir miyim diye biz sürekli tetikteyiz. Basınçlandırma arızası yaşarsam işte
bir oksijen yolcuya ne kadar, en fazla kaç dakika yetebilir? Hep bunların hesabındayım. Sürekli nereye alçılabilirim? Sonuçta dağlık bölgelerden de gidiyor olabilirsiniz. Yani çok fazla işle uğraşıyoruz havada. Otopilotu aldıktan sonra bu işler daha çok devreye giriyor. Türbülans böyle genelde yolcuların korktuğu bir şeydir. Evet, çok korkarlar. Çok sık karşılaşılan bir şey mi? Evet. Ve çok normal bir şey sonuç olarak yani. Hani mesela garanti türbülans veren dönemleri söyleyeyim. Dağlık arazi ve sıcak hava her zaman türbülans verir. Ya yani öğleden sonra yazın ortasında işte Antalya ve Dalaman yaklaşmasında özellikle türbülans beklemek zorundasınız yani. Hani olmazsa şaşırmanız gerekir. Türbülans düşük irtifada sıkıntı yaratabilir ama çok büyük sıkıntı yaratmaz. Yüksek irtifalarda neredeyse hiç problem yaratmaz. Uçak hava içerisinde düşük basınç ve yüksek basınçtan dolayı bir kaldırma kuvveti oluşturur ve uçak o şekilde uçar. Ama bazen işte sıcak hava ile soğuk havanın karışımından dolayı bazı bölgelerde hava akışı bozulabiliyor ve türbülansa yol açabiliyor. Burada da bu sallantılar aslında uçağın kısa zamanda irtifa kaybedip irtifa almasından dolayı olan şeyler. Eğer bir anda olan bir durumsa öndeki uçak zaten rapor ediyor. Sağ olsun bir böyle ya bir koordinasyon haberimiz var. Ne yapıyoruz? Ya irtifa değişikliğiyle bunu bertaraf etmeye çalışıyoruz veya yer yön değişiklikleriyle o türbülansı minimum şekle getirmeye çalışıyoruz. Yolcumuzun konforu en önemli şeyimiz bizim için çünkü. Şimdi iki tane farklı sahne izleyeceğiz arka arkaya. Bir tanesi çok eski Yeşilçam filmlerinden, Gülen Gözler filminden bir sahne. Sonrasında Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Catch Me If You Can sahnesini izleyeceğiz. Geliyor, geliyor, vallahi geliyor. Ya budur. Ne kadar rüzgarsız bir ortamda. Gürü de denk getiriyor yani ama o irtifada şeyde. Benzer bir sahnemiz de var, onu da izleyelim. Adamım ya. Şimdi burada ilk filmde de, Yeşilçam filmde de görürüz. Burada görürüz böyle insanlar ve uçak uçuran kişilere böyle bir gıptayla bakıyor, hayranlıkla bakıyorlar. Sizde de oluyor mu mesleğinizi söylediğiniz ya da üniformanızla çıktığınızda vesaire? Oluyor. Hakikaten dikkat çekiyor. Dikkat çekici bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla insanlar merak ediyorlar. İlk merak edilen ne? Korkmuyor musunuz? İlk soru bu bana genelde ha. Olan. Korkmuyor musunuz? Yani bu bir şey değişik bir soru geliyor bana artık. Yani korksam zaten o mesleği yapmam. Hani çok değişik oluyor. Yükseklik korkunuz var mı? Sordukları soru. Daha sonra tabii bunu yine T'ye alıyorlar. İşte bir kaptan anonsu yapsana. Ne bileyim işte zaten otopilot var ne yapıyorsunuz gibi. Ondan sonra olay mesleki şeylere dönüyor. Annem gelmişti. Onu otogardan almaya gittim. Ama bizim işte üniformayla dolaşmamız yasak. O yüzden arabanın içine hiç inmedim. Yani arabanın içinde bile mesela insanlar gelip ya benim oğlum da pilot olmak istiyor. Nasıl oluyor? İlgi falan çekiyor değil mi? Evet oluyor. Ortalıkta çok görünen insanlar değiliz. Bakarsanız toplam 10 bin civarında pilot var Türkiye'de. Evet. 80 milyona bölerseniz 800 binde bir falan gibi rakam öyle bir şey. O yüzden hakikaten bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Zaten şöyle bir de anekdot var. Pilotlar bulundukları ortamda ilk yarım saat içinde kendilerinin pilot olduğunu mutlaka deklar ederlermiş. İfşa ederlermiş. Ben pilotum. Benim pilot olduğumu bilin. Alakasız bir anlamda. Son sahnemize geçiyoruz. Yine 30 Rock filminden bir sahne izleyeceğiz. Hey Lizzie, you okay? People are starting to get a little antsy back there. Yeah, it's gonna be about another half hour. Really? Because I checked flight tracker on my phone and our status is just an angry red frowny face. Okay, you want to know a little pilot secret besides the fact that we get a discount at Sunglass Hut? The half hour thing, it's a trick. It's enough time so that people know they're gonna have to wait, but it doesn't upset them. So you're just lying? Yani rötarla ilgili şunu söyleyeyim. İnanın yolculardan daha fazla pilotlar bir an önce kalkmak, bir an önce inmek istiyorlar. Zaten pilot hastalığıdır mesela. Homesickness diye. Bir an önce ineyim, ya bir an önce biteyim. Çünkü çok yoruldukları için. Evet. Çok sıkıntı. Ya bazen ben anlamıyorum niye rötar yaptığınızı. Ve zaten sıkıntı orada. Ben anlamıyorum, bana anlatamıyor. Arkaya nasıl açıklayacağım ben bunu? Pilot olarak siz yolcuya durumu açıklamaya kalkıyorsunuz. Yolcu aldığı küçücük bir şeyle senaryo yazıyor. Şimdi o zaman da senaryo yazacağını bildiğiniz yolcuya onu üzmeyecek, sıkıntıya sokmayacak, ona yardımcı olacak bir bilgi veriyor bazı pilotlarımız. Yalan olarak adlandırılabilir ama beyaz yalan diye adlandırıyorum ben onu. Polis eşliğinde beğen çıktığımı biliyorum rötar yüzünden. Motoru çalıştırdık, geri geri giderken bir motorumuz çalışmadı. Hemen tekrar geri döndük pozisyona. Baktık ettik hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Checklistimize gittik. Şirketi aradık. Şirket dedi ki siz bu şekilde kalkış yapamazsınız. Tamam. Tamam ne yapacağız? Yeniden bir uçak gelecek. Onun da gelmesi minimum 5 saat. Bu 5 saatte ne yapmamız lazım? Yolcumuzu ya terminalde bekleteceğiz ya da işte otel ayarlayacağız. Artık süresine göre değişiyor. Bu şirketin aldığı bir şey bu.
O sırada bir yolcu şöyle demez mi? Kaptanın halası, halası nereden de biliyorsa kaptanın halası bu şehirde yaşıyormuş. Biraz daha kalmak istiyormuş. O yüzden burada bizi bile bile bekletiyorlar diye. 190 kişi de buna inanıyor. İnanır mısınız? Kabin ekibini bırakıp kokpit camını, kokpit kapısını yumrukluyorlardı en son. En son orada bir terminaldi bir de böyle. Uçağın önüne de kolay geçebilecekleri bir terminaldi. Oraya geçip aşağı inin sizi mahvedeceğiz, Allah döveceğiz Allah diye böyle bizi tehdit ettiler. Biz polis eşliğinde çıktık şeyden. Bir rötar ve bir şey yüzünden düşün işte. Oluyor yani bunlar maalesef ki. Var oluyor. Günlük gün insanlık değil yani her gün uçuşumuz. Sadece uçuş kullanım. Uçuş en kolay kısmı ama işin operasyon kısmı aslında en zor kısım. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ben teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Evet, enteresan bir video çıkardık gerçekten. Evet. Arkadaşlar ben Tepkikolik kanalına geldiğim için çok mutluyum. Lütfen çok güzel bir video oldu. Çok eğlendim bu arada. Eğer yorumlarınızı eksik etmezseniz, videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Sizlere burada çok güzel geldik sonuna kadar, sonu olmadı. Bir daha alayım orayı. Çok çok teşekkür ederim tekrar beni davet ettikleri için. Havacıkta kalın, sevgiyle kalın. Beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla bitiriyoruz.